TESK 2 milyonu aşan üye sayısıyla, çalışanlarıyla ve ailesiyle birlikte düşündüğümüz zaman 10 milyon civarında vatandaşımızı kuşatan ülkemizin en dinamik sivil toplum kuruluşudur. Yani Rıfat Bey 1,5 milyonla ben birinciyim diye övünüyor ama aslında birinci TESK. Çünkü ülkenin ekonomisinin, geleceğinin temeli esnaftır, sanatkardır. Birikimleri az olabilir ama hitap ettiği vatandaş kitlesi, gördüğü hizmetin, yaptığı işin sonucu itibariyle siz Türkiye'nin olmazsa olmazlarısınız. Siz olmazsanız millet ekmek alıp yiyemez. Odun alıp ısınamaz. Berbere gidecek, saçını kestirecek kimse bulamaz. Yani bir insanın günlük hayatını idame ettirmesi için lazım olan her şey esnaf ve sanatkarla ancak mümkün. Bazılarının sesi gür çıkabilir. Büyük büyük laflar edebilirler. Ama onların hitap ettiği bu ülkenin yükünü taşımada işgal ettikleri yer hiçbir zaman esnaf ve sanatkarlar gibi değildir. Siz Türkiye'nin görünmez kahramanlarısınız. Sesi az çıkan, yaptığı işle, hizmetle değeri toplum tarafından anlaşılan en büyük ahilik teşkilatısınız. Bizim medeniyetimizde esnaf ve sanatkarlar sadece ekonomi faaliyetleriyle iştigal eden bir kurum değildir. Kesim değildir. Selçuklu'dan, Osmanlı'dan, Cumhuriyet döneminden ahilik kültürü altında esnaf ve sanatkarlar bu ülkenin her zaman çimentosu olmaya devam etmiştir. Ahilik nedir? Kardeşliktir. Bu güçlü, kadim gelenek, ülkeyi ayakta tutan, bir arada tutan, ülkemize istikamet veren bir vazifeyi hakkıyla yerine getirmiştir. Bugün bu geleneğin temsilcileriyle, yani sizlerle bir arada olmaktan özellikle bahtiyarlık duyuyorum. Bu vesileyle başta ahi evran olmak üzere gelmiş geçmiş bütün ahilerimizi minnetle yad ediyor. 9 asır sonra dahi bu kültürü yaşatan siz esnaf ve sanatkarlarımıza teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, 2017 geride kaldı. Artısıyla, eksisiyle, iyisiyle, kötüsüyle bir yılı tamamladık. Kolay bir yıl olmadı. Ama 2017 için felaket çığırtkanlığı yapanlar, felaket senaryoları üretenler avucunu yaladı. Çünkü Türkiye 2017'de hem küresel anlamda hem ülkemizin şartları bakımından birçok olumsuzluğa rağmen bir mucizeye imza attı. Bakın 2017'nin başında biz kara kara düşünüyorduk. Ya piyasa daralıyor, nakit sıkıntısı var, esnaf
efendim büyük işletmeler, orta işletmeler hepsi ne yapacağız diye bir umutsuzluk içindeydi. Bir araya geldik, hemen Ekonomik Koordinasyon Kurulu, ilgili bakanlarımız seri halde kararlar aldık. Primler ötelenecek. Efendim esnafa, küçük esnafa, büyük orta işletmelere kredi alanı genişletilecek. Yeniden yapılandırma yapılacak. Milletle barış yapılacak. Geçmiş itilafları, hesapları bir kenara bırakacağız. El sıkışacağız. Birçok kararı arka arka aldık ve birdenbire hava değişti. Su uyur, düşman uyumaz. Bunu unutmayalım. Bakın şimdi terör örgütlerine emperyalist emelleri olan bölgede ülkeler aleni destek veriyorlar. Kime karşı? Türkiye'ye karşı. Amaç Türkiye'nin istikrarı, büyümesi geciktirilsin. Türkiye bölgedeki sorunları çözmede ortaya koyduğu kabiliyet ortadan kaldırılsın. Bugün şimdi Amerika Birleşik Devletleri NATO'da bizimle müttefik değil mi? NATO ülkesi. Biz de NATO ülkesiyiz. NATO'nun sınırları neresi? Türkiye'nin sınırları. Türkiye'nin Suriye ile, Irak'la, İran'la olan sınırları Gürcistan, Ermenistan vesaire bu taraftan, yani doğu güney sınırlarımızın tamamı NATO'nun sınırları. NATO içindeki bir üye Türkiye'nin sınırlarını koruyacağı yerde, bunun için tedbir alacağı yerde, öbür tarafta terör örgütüyle bir oluyor, oraya asker kuruyor. Askeri bir örgüt kuruyor. Bir güvenlik kuvveti oluşturuyor. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı terör örgütünün arkasından nişan alarak Türkiye'ye düşmanlık etmektir. Bunun başka bir adı yoktur. Amerika bunu görmeli ve bu yanlıştan vazgeçmelidir. Bu millet, bu ülke şartlar ne olursa olsun bağımsızlığından, egemenliğinden zerre kadar taviz vermemiştir. Bu topraklar şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış topraklardır. Onun için karşımızdaki tehdit adı ne olursa olsun, kimden gelirse gelsin, kanımızın son damlasına kadar ülkemizi savunacağız. Bağımsızlığımıza, istiklalimize kasteden hiçbir oluşuma asla ve asla fırsat vermeyecek. Arkadaşlar, bağımsızlığınız, egemenliğiniz, toprak bütünlüğünüz, millet olma vasfınız ortadan kalktıktan sonra daha konuşacak bir şeyiniz olmaz. Ne esnafı konuşabilirsiniz, ne zanaatkarı konuşabilirsiniz, ne çiftçiyi, ne memuru, ne emekliyi. Önce istikrar, önce huzur, önce refah ve istikbal. Bunları sağlamanın yolu da ülkemizin hür ve bağımsız olarak bütün kesimleriyle el ele vererek gelecek hedeflere, 2023 hedeflerine, 2053-2071 vizyonuna doğru emin adımlarla gitmektir. O sene referandum olmasına rağmen, o 3 ayın yoğun bir kampanyayla geçmesine rağmen,
Biz bir yandan o kampanyaya gereken zamanı ayırdık, bir yandan da ekonomiye, ülkenin ekonomisini ayakta tutan esnafımıza, orta küçük işletmelere, büyük iş alemine, herkesin işini görecek, ihtiyacını karşılayacak tedbirleri aldık ve uygulamaya çıkardık. Yani yılın üçüncü çeyreğinde %11'in üzerinde büyüme tesadüf mü zannediyorsunuz? Bunlar alınan, önceden tehlikeyi, sıkıntıyı görüp alınan tedbirlerin bir sonucudur. İhracatın 15 yılda ikinci rekora ulaşması bu basiretli kararların bir sonucudur. Değerli esnaf ve sanatkar kardeşlerim, az önce başkanımız da ifade etti. 2016 yılında alçak FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe sonrası Türkiye bir daha ayağa kalkamaz, ekonomisi iflas eder diye hatırlayın o günlerde hababam açıklama yapıyorlar. Birbirleriyle yarışa girdiler. Ama ne oldu? Şimdi de açıklama yapıyorlar. Bu sefer de Türkiye'nin büyüme hızını şu kadar yukarıya revize ettik, bu kadar revize ettik diye güvenilirlikleri, inanılırlıkları kaybolmasın diye telaşla tersine açıklama yapıyorlar. Çünkü onların açıklamalarına inat, 2016 yılı 3. çeyrekte küçülmemize rağmen 3.2 ile dünyanın ortalama büyümesinin üzerinde bir büyümeyle yılı kapattık. İnşallah 2017 daha iyi olacak. %7 civarında bir büyümeyle kapatıyoruz. Bu önemli bir şey. %7 büyüme ne demek? Değerli arkadaşlarım, gelişmiş ülkelerin 5-6 katı. Dünya ortalamasının 2 katından fazla, 2,5 katı. Belki de dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinin de üstünde yer alacağız. Ya 1 ya 2, en kötü halde 3. sıradayız. Birinci olursak şaşmayalım. Doğrusu bunları niye anlatıyorum? Bu şunun için anlatıyorum. Yani ülkenize güveneceksiniz. Milletinize güveneceksiniz. Ülkenin geleceğine inanacaksınız. Bu olduğu zaman gerisi zaten geliyor. 15 Temmuz'da öyle olmadı mı? 15 Temmuz darbesi nasıl bastırıldı? Düşünün, tank var, top var, tüfek var, uçak var, her türlü silah var. Sizin elinizde ne var? Yürek, yürek. Vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi. O gece Cumhurbaşkanımız, ey ahali, hadi inin meydanlara dedi. Hep beraber indiniz. 7'den 70'e kadın erkek, genç yaşlı demedik, meydanlara indik. Niye indik? Milletimize güvendiğimiz için, ülkemize güvendiğimiz için, Cumhurbaşkanımıza inandığımız için, bayrağımıza, istiklalimize aşık olduğumuz için indik ve iman gücüyle şehit olmak pahasına, gazi olmak pahasına o alçaklara haddini bildirdik. Bu bayrak inmez, bu ezanlar dinmez dedik.
Ve noktayı koyduk. Siz koydunuz. Elhamdülillah artık işleri yoluna da koyduk. AK Parti hükümetleri olarak 15 yıldır esnafımızın, sanatkarımızın hep yanında olduk. Gerekli ülkenin imkanları dahilinde destekleri, teşvikleri verdik, vermeye devam edeceğiz. Ülkemizin potansiyelini daha fazla keşfetmek, harekete geçirmek için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu bağlamda esnaf ve sanatkarlarımız sektör sektör, meslek meslek ele alınıyor ve ülkenin esnaf sanatkar haritasını çıkarıyoruz. Böylece esnaf ve sanatkarlarımıza sektöre özel planlar geliştiriyoruz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda esnaf ve sanatkarları güçlendirecek yolları belirliyoruz. Bu amaçla yaşlılık veya emekli aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya, esnaflık, sanatkarlık yapmaya devam edenlerin müzmin bir meseleleri vardı. Aylıklarından %10'luk sosyal güvenlik destek primi kesiliyordu. Kaldırdık mı? Kaldırdık. Peki basit usule tabi esnaf sanatkarların yıllık 8 bin liralık kazançlarını vergilendirmeden muaf tuttuk mu? Tuttuk. İlk defa işe başlayan genç esnaf sanatkarların toplamda 75 bin liraya kadar kazançlarını 3 dönem vergiden muaf tuttuk. Öyle mi? Kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren zanaatkarlarımıza faizsiz kredi desteği sağladık. Yine genç girişimci esnaf sanatkarlara faizsiz destek verdik. Vergi borcu, sigorta prim borcu, belediyeye su borcu, esnaf sanatkarların oda aidat borçların, trafik cezalarını dahi yeniden yapılandırdık. Öyle mi? Esnafa sicil affı getirdik mi? Sesini çıkmıyor. Getirdik mi biz? Ay, tanımıyorlarsa biz onlara tanıtmasını biliyoruz. Ne demek tanımıyoruz? Bir kanun çıktı mı herkes uyacak kardeşim. Kimse kanunun üstünde değil. Böyle şey yok. Bakın 15 sene önce kredi alabilen esnaf sayısı 63 bin lira. 63 bin sadece. Bugün ne kadar? 447.854. Kaç kat siz hesap edin. Sizlerin ham madde, döner sermaye ihtiyacını karşılamak için kullanacağınız kredi sınırını 200 bin liraya çıkardık. Aynı şekilde yeni araç alımındaki kredi limitini 500 bin liraya çıkardık. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliğinde ikinci merhaleye geçmiş bulunuyoruz. Ve orada Bendevi Başkan'ın da olduğu bir toplantıda esnafa bir müjde verildi. Neydi o müjde? Bu kapsamda 1 ila 3 çalışanı olan küçük esnaf mevcut çalışan sayısına ek bir istihdam sağladığında, yani çalışan sayısını arttırdığında 18-25 yaş gruplarındaki gençlerimizin ücret, sosyal güvenlik primleri ve vergileri
Bir ay siz ödeyeceksiniz, bir ay biz ödeyeceğiz. Yani bir senden bir benden. Gençleri alacağız. 18-25 gençlerimize daha çok iş ve istihdam sağlayacağız. Yine esnaflarımız, sanatkarlarımızın PTT hizmetlerinde de indirim ve kolaylık getirdik. Öyle mi? PTT Genel Müdürü burada, doğru mu? Sen yavaş duydum, duymadım. Ne getirdik? Bakanlarımızla birlikte esnaflıktan geniş kapsamda bankacılık hizmetlerinde, sigortada hayatlarını kolaylaştıracak indirimler yapıyoruz. Kargo alanında, ulaşımda kendilerine bir kolaylıklar sağlıyoruz. Önemli ölçüde katkımız olacak. Şimdi size bu indirimin yanı sıra bir esnaf kart veriliyor. Bu esnaf kartında birçok kolaylığı olacak. Ayrıca onu verirsin sonra ya. Sabır. Ayrıca 2,5 milyon esnafı kapsayacak şekilde EPTT AVM platformu kuruyoruz. Bu ne demek? Yani sizin esnafların bilgisayar üzerinden dükkanlarınız tanıtılacak. Efendim ne var işte bilmem ne şarküteri yahut tuhafiye yahut hırdavatçı yahut berber, ne hizmetler veriyorsun, ne ürünler satıyorsun, özellikleri orada yazacak, uzaktan alışveriş yapabilecek. Dünyadan icabında birisi efendim bir çeyizlik bir şey hazırlıyor. Lüle taşından bilmem ne yapıyor. Orada İngilizce, Türkçe olacak. Direkt siparişini verip alacak. Bunlar ne biçim iş? Böyle şey olur mu demeyin. Dünya artık buna gidiyor. Kimse kimseyi görmeden alışverişini yapıyor. Sen sağ, ben selamet. Ne satanı tanıyorsun, ne alanı tanıyorsun. Ama satış oluyor, para geliyor, mal gidiyor. İşler yürüyor. Dünya bu tarafa gidiyor artık. Bakıyorsun satan Amerika'da. Üreten Türkiye'de, teslimat yapılıyor Balkanlarda. Yani artık dünya küçüldü. Küresel köy anne. Lojistik başka yerde. Efendim satıcı başka yerde. Alıcı başka yerde. Böyle tıkır tıkır İnternet üzerinden e-ticaret dediğimiz sistem çalışıyor. Dünyada büyük miktarlara her geçen gün artıyor. Türkiye'de artıyor. Yani bunu niye söylüyorum? Artık değişimi yakalamamız lazım. Yani babadan, dededen kalan usullerle devam edersek, değişimi ıskalarsak, sonra ya biz iş yapamıyoruz. Ya niye yapamıyorsun? Millet ne bekliyor? Şimdi gençler bilgisayar elinde, cep telefonu elinde bakıyor. Bilmem ne, şunu alayım, bunu alayım. Yazıyor, çiziyor. Hop paket akşam eve geliyor. Bunları mutlaka bu platformlara sizlerin de dahil olması lazım. Üyelerinizi kastediyorum. Bankacılık ve sigortacılık alanlarında kargo hizmetlerini çok indirimli yapıyor. Evet. Yani o platforma girdiğiniz zaman PTT onları alacak, son kullanıcıya götürecek. Zaten yani taşıma ücretini siz de verebilirsiniz, alıcı da verebilir. Neticede ücret düşük olunca cazibe de artıyor. Bankacılık, sigortacılık alanlarında çalışmalarımızı kolaylaştıracağız. Pazarlama destekleriyle markalaşma işini geliştireceğiz. Ahilik kültürünü yurt dışında tanıtmak için ahilik haftasını yurt dışına da taşıyacağız. Orada ahilik kutlamaları yapacağız. Efendim? Evet. Yani bütün bunlar
Nasıl olacak? İşte oda başkanımız, birlik başkanımız, federasyon başkanımız, ilgili bakanlarımız, yani sürekli dinamik bir şekilde iletişimle olacak. Ya bu kadar yaptık, daha ne istiyorsunuz? Sesinizi çıkarmayın diyecek halimiz yok. Ülkenin değişen, gelişen şartlarına göre ne tedbir alınması gerekiyorsa onu alacağız. Ne diyor Cumhurbaşkanımız? Biz devlet olarak, biz ne diyoruz? Hükümet olarak da diyoruz ki biz 4 alana yoğunlaşacağız. Emniyet, adalet, sağlık, eğitim. Esasında 2'ye düşüyor bu yavaş yavaş. Emniyet, adalet. Sağlıkta, eğitimde de yavaş yavaş özel sektör girmeye başladı. Özel hastaneler var, özel okullar var. Dolayısıyla bu alanlarda millete açıldı. Şimdi nedir? Dışarıya vermeyeceğiniz iş adalet ve emniyettir. Devlet bunlara yoğunlaşacak, en iyi şekilde sağlayacak. Yoksa işte efendim dükkan aç, onu sat, bunu yap, bilmem ne. Bu süfli işi bizim işimiz değil. Yani bizim için süfli iş, sizin için asli iş. Niye? Devlet ticaret yapamaz. Niye yapamaz? Devletin sahip olduğu bir işin ya sahibi yoktur ya da sahibi çoktur. İşler kötü gidince sahip bulamazsın. İşler iyi gidince herkes kafayı uzatır. Onun için bu sürekli bir şey değil. Sürdürülebilir bir şey değil. Biz sizin önünüzü açacağız. Engelleri kaldıracağız. Ticaretin esası para kazanmak. Vakıf değil ki bu. Ha vakıf olsan ha babam vereceksin. Ver babam ver, vereceksin. O hayır işi. Onun için bu işin, ticaretin erbabı da esnaftır, sanatkardır, sizin üyelerinizdir. Onun için hiç endişe etmeyin. Bu konularda gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Başkanın bize bazı teklifleri var. Burada olgunlaşmadığı için işte perakende yasası, AVM'lerin çalışma saatleri, esnafın çalışma saatleri, bunları titizlikle, birinci derecede ehemmiyetle ele alacağız. Sizin ihtiyacınızı görecek düzenlemeler de yapacağız. Haksız rekabeti ortadan kaldıracağız. Tamam. Şimdi tabii rahmetli Özal'ın bir lafı var, hiç unutmam. Allah rahmet eylesin. Memleketimize güzel işler yaptı. Yapılan işler, hizmetler çikolata gibidir. Yenilir, yutulur, unutulur. Yenisi beklenir. Bizim de yapılanlar geride kaldı. Yenildi, yutuldu, unutuldu. Şimdi ne var diye yenisi beklenir. Hayır, lafın gelişi. Bu gayet doğal. Yaşadıkça mutlaka ihtiyaçlar bitmez. İmkanlar kısıtlıdır. İhtiyaçlar sonsuzdur. Marifet, eldeki kısıtlı imkanlarla sonsuz ihtiyaçları bir arada getirip, öncelikleri belirleyip, buna uygun kararları almak. O da Maliye Bakanlığı'nın işi. Herkes istiyor. Ya istiyor da tamam, yani... Yama büyük, küçük, delik büyük hesabı ne yapıyor? Denkleştirmeye çalışıyor. Ha seninkinin acelesi yok. Sen al, sen biraz daha bekle. Çünkü
Burada ne yapacağız? İhtiyaçları yok sayamayız. O halde kaynaklarımızı arttıracağız. Nasıl arttıracağız? Daha çok çalışacağız. Daha çok üreteceğiz. Daha çok tasarruf edeceğiz. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nin yani 17-18 trilyonluk bir şeyi var. Yani yıllık, öyle değil mi? Milli geliri var. Ama tasarrufu ne kadar biliyor musunuz? 800 trilyon dolar. Çeşitli fonlar, paralar, pullar. Türkiye'nin milli gelirinin %25'i tasarruf ediliyor. Ya yapmamız gereken işi söylüyorum. Tasarruflarımızı arttıracağız. Ha, tasarruflarımı arttırmak, yememek, içmemek, efendim parayı koklamak değil. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Pastayı büyüteceğiz, somunu, kömbeyi büyüteceğiz. Ondan sonra herkes buradan daha fazla payını alacak. 2017 sonu itibariyle kullanılan kredi miktarı ne kadar olmuş biliyor musunuz? Esnafın, sanatkarın 24 milyar lira. 2002'de ne kadarmış? 153 milyon lira. 153 milyon nere? 24 milyar lira. 85 kat kredileri kullanımını arttırmışız. Ha, faiz hiç söylemiyorum. Zaten faiz işi bir felaket, bir fecaat. Evet. Arkasından yetişemezdiniz. Bugüne kadar 1 milyon 610 bin esnafımız, sanatkarımız son 15 senede 74 milyar kredi kullanmış. Biz esnafımızı büyüyen güçlü Türkiye'nin ana omurgası olarak görüyoruz. Bu anlayışımız yarın da böyle olacak. Gelecekte de böyle olacak. Çünkü inanıyoruz, esnaf güçlüyse, sanatkar güçlüyse, Türkiye güçlü, ekonomi güçlüdür. Değerli katılımcılar, Türkiye son 2 asırdır büyük zorluklar yaşadı. 15 yıldır fırtınalı denizlerde güçlü ve istikrarlı AK Parti iktidarıyla onun lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın ferasetiyle, dirayetiyle bu zorlukların üstesinden geldik. Türkiye dünyanın adeta en güvenli, istikrarlı ülkesi haline geldi. Türkiye küresel ekonomik operasyonlarla, siyaset mühendisleriyle, algı operasyonlarıyla yönetmek isteyen, çökertmek isteyenlerin planlarını bir bir çökerttik, kursaklarında bıraktık. Sınırlarımız ötesinde bir terör koridoru oluşturma çabalarına şahit olduk. Ve hiç göz yummadık. İşte Fırat Kalkanı harekatıyla bunun cevabını verdik ve orada güvenli bir alan oluşturduk. Ölümden kaçan, ülkemize sığınan yaklaşık 80 bin Suriyeli döndü, buralara yerleşti. Hatırlayın, kilise her gün işte roket düşüyor. Efendim bir sürü korku yaşanıyor, sıkıntı yaşanıyor. Bunlar elhamdülillah geride kaldı. Ama bu terör örgütleri arkalarına birilerini alarak boş durmuyorlar. Şimdi de işte Kobani tarafından, efendim Afrin tarafından aynı şekilde taciz atışları, saldırılar devam ediyor.
Ama hiç merak etmeyin. Bu tacizlere, bu saldırılara pabuç bırakacak değiliz. Türkiye güçlü bir ülkedir. Her türlü içeriden ve dışarıdan milletin huzurunu, milletin kardeşliğini bozmak isteyen, ülkemizin toprak bütünlüğüne zarar vermek isteyen, kardeşliğimize halel getirmek isteyen, biz 80 milyon 780 bin kilometre kare vatan toprağında yüzyıllardır yaşıyoruz kardeşim. Birbirimize dönüp sen şucusun, ben bucusun dedik mi? Böyle bir ihtiyaç nereden çıktı? Böyle bir şey yok. Kürdü de olur, Türkü de olur, Çerkezi de olur. Efendim, ne dedik? Etnik milliyetçilik yok. Dini milliyetçilik yok. Bölgesel milliyetçilik yok. Bunlar bizim vazgeçilmez ilkelerimizdir. Tek bir Türkiye var. Ay yıldızı bayrağı var. 780 bin kilometre kare. Her karışı şehit kanıyla sulanmış toprağı var. Ve tek bir devletimiz var. Bu prensipten hareket ederek tasada da, sevinçte de bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız. Ülkemizin göz dikmeye çalışan alçaklara fırsat vermeyeceğiz. Bu bizim yapacağımız en önemli işlerden birisidir. Değerli kardeşlerim, bugün sizlerle buluşma fırsatını sağlayan TESK Başkanı Bendevi Palandöken Beyefendi'ye ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Ülkenin her köşesinden 81 ilimizin rengini, kokusunu, güzelliklerini Ankara'ya taşıdığınız için, bizlerle bir araya geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Dönüşünüzde lütfen şehrinizdeki bütün vatandaşlarımıza, kardeşlerimize selamlarımızı, sevgilerimizi, iyi dileklerimizi iletin. Değerli kardeşlerim, ülke ekonomimiz sağlam temeller üzerindedir. Hiç endişeniz olmasın. Faiz baskısına, kur baskısına boyun eğmeden gereken tedbirleri alarak yolumuza devam ediyoruz. Özellikle esnaflarımızın bu konudaki geçmişte, bugün, gelecekteki dayanışması ve desteği çok önemli. Buna çok itibar ediyoruz. Esnaf için her gün yeni bir başlangıçtır. Esnaf her yeni güne yeni bir heyecanla başlar, yeni bir umutla uyanır, dükkanını besmeleyle, duayla açar. Akşam da kanaat içinde kazandığına, helalinden kazandığına hamd ederek dükkanını kapatır. İşte bu manevi zenginliğiniz ülkemizin gelecek hedefleri için en büyük kaynaktır. 16 Nisan referandumunda yoğun bir şekilde güçlü Türkiye ve 2023 vurgusu yaptık. Türkiye'de artık yeni bir dönemin başladığını ifade ettik. Siz de itibar ettiniz, vatandaşlarımız da itibar etti. Ve bu anayasa değişikliğini onayladı. Bu ne anlama geliyor? Biliyorsunuz, bir iki cümleyle de söyleyeyim. Artık iktidar sandıkta belli oluyor.
Yani seçimi yaptık, Ankara'ya gönderdik. Orada ne yaparsa yapsınlar. Meselesi bitti. Sandıklar kapandı. Oylar atıldı, sandıklar kapandı. Sonradan açıldı, sayıldı, döküldü. Ülkeyi 5 seneliğine yönetecek cumhurbaşkanı seçiliyor. Yine yanındaki sandık da açılıyor. Oradan da mecliste milletvekilleri kim olacak? Kanunları kimler yapacak? Hükümeti kim denetleyecek? Bütün vilayetlerden vekillerin seçimi de aynı gün bitiyor. Bir günde her şeyi hallediyoruz. Ondan sonra 5 sene kulağımız rahat. Hükümet düştü mü, düşmedi mi, geldi mi, gitmedi mi, bunlarla uğraşmayacağız. İşimize, gücümüze bakacağız. Yani güçlü iktidar, sürekli istikrar. Hem ülkenin istikrarı, hem milletin huzuru, kardeşliği. Bunlar kesin kes artık seçimde teminat altına alınıyor. Yani vesayet güçleri. Seçime girmeyip Ankara'ya geldikten sonra ya biz de sizin ortağınızız demeye çalışanlar yok artık. Eskiden ne oluyordu? Seçim kazanıyorsun. İktidar oldum falan. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ne var? Ya biz sizin ortağınızız. Ya nereden ortak oluyorsun kardeşim? Sen benimle gittin sokaklarda. Ter mi döktün? Milletten oy mu istedin? Destek mi istedin? Nereden çıktı? Burası Ankara. Artık bu işler geride kaldı. Her şey şeffaf. Millet seçiyor. Cumhurbaşkanlığı da belirliyor. Vekillerini de belirliyor. Ondan sonra Ankara'ya gönderiyor. Kimse Ankara'da artık iş çeviremez. Sistemin özelliği bu. Gerçek anlamda millet iradesinin seçimlerde sandığa yansıması ve ülkenin yöneten iradesinin, yasama hizmetlerini yapan iradesinin sandıktan çıkması. Bu sistemin bir özelliği de ikisi birbirini kontrol ediyor. Diyelim ki Cumhurbaşkanı şeylerine uymadı. Kanunları riayet etmedi. Verdiği sözleri yerine getiremedi. Meclis seçim kararı alıyor. Hop, meclis de seçime gidiyor, Cumhurbaşkanı da seçime gidiyor. Veya tersi oldu, meclis Cumhurbaşkanı'nı sıkıştırdı, çalışacak, sürekli engel çıkarıyor. O zaman Cumhurbaşkanı seçim kararı alıyor, meclis de gidiyor. Biri diğerini çekip götürüyor. Bu ne demektir? Anlaşın. Anlaşın kardeşim. İnatlaşmayın, anlaşın. Yeni sistem anlaşmayı, uzlaşmayı da beraberinde getiriyor. Yani öyle zırt pırt milletin önüne gitmek kolay değil. Millet ne der ya, bu çocuk oyuncağı mı kardeşim? İşte seçtik. Ne istiyorsunuz? Çalışın. 5 sene size yetki verdik, ruhsat verdik. Ne diye geliyorsunuz hemen? Bunun kimse sorumlusu vatandaş sandıkta biletini keser. Hiç dinlemez. Türk insanının feraseti, basireti hiçbir ülkede mevcut değildir. Çok açık söylüyorum. Birçok yanlışı düzelten hep millet olmuştur. Bakın 7 Haziran'da bir uyarı vermiştir. Ama 1 Kasım'da görmüştür, ülkenin geleceğini görmüştür. Karşı karşıya kalacağı tehditleri görmüş ve tekrar işi yoluna koymuş. Kim koymuş? Millet koymuş. Onun için millete güvenmekten başka hiçbir yol yoktur.
Millete güven. Gerisini merak etmesen. Tam kamyoncu laf oldu. Öyle mi? Öyle mi? Size de güzeldi değil mi? O anı bir anlatır mısınız? Ne anladın yani o anda niye? O günleri yaşadım. Yani gittim efendim yani 40 yıl öncesine gittim. Nasıl anlatayım? Onlar yaşanır anlatılmaz. Yaşadım onu. O anları bir saat de olsa yaşadım. İşte gerçek hayat o. O hayatın içinden gelmemek, o zorlukları yaşamamak büyük bir eksiklik olur. Biz de çıraklığımıza gittik. Siz onları anlattığınızda bir çıraklığımıza gittik. Evet. Yani bu hepimiz buradaki insanların geçmişinde aynı tecrübe var, aynı güzel hikayeler var. Bunlar bizim bugünlere taşıyan en önemli birikimimiz, tecrübemiz. Yani biz ne dedik onda? Bu ülkede herkes her yere gelebilir. Nasip ayrı ama çalışacaksın, çabalayacaksın, gayret edeceksin. Mevlam nasip ettiyse o da olur. Ha yoksa ya ben işte gençler şimdi ya bizden nerede bir şey olmaz. Öyle bir şey yok. Bu ülkenin en güzel özelliği bu ülkede kas sistemi yok. Yani işte belirli insanlar efendim şu mevkilere gelir, bu kadar büyük iş adam olur. Belirli insanlar buraları asla hayal edemez diye düşünmeyelim. Türkiye'de elhamdülillah herkese fırsat var. Ha zorluklar var mı? Var. Zorluklarında mücadele edeceğiz. Üstesinden gelmek için gayret edeceğiz. Zorlukları görüp efendim umutsuzluğa kapılırsak o zaman olmaz. Zorluklar bizi yıldırmamalı. Bizim azmimizi, hırsımızı, ülkeye, millete hizmet aşkımızı daha da arttırmalıdır. Güçlü Türkiye, bizi biz yapan değerlerin, bizi biz yapan medeniyet unsurlarının yeniden ihya edildiği Türkiye'dir. Yüzümüzü inşallah Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümüne 2023'e çevirdik. 2023 artık uzak değil. Şurada ne kaldı? Ya sen kaçıncı T'desin ya? 2 T'de. Daha bak diyor ki, bak mesajı veriyor 2071 diyor. Duydunuz değil mi? Yani bak uzun vizyonu olan, geniş vizyonu olan bir başkanınız var ha. Allah selamet versin. Ancak bir yandan da bize gelecek istikametini çizecek köklerimize yani hayat damarlarımıza daha sıkı bir şekilde bağlanmaya başladık. Güçlü Türkiye bir yandan geleceğe yürüyüş, aynı zamanda ahilik kültürünün, dayanışmanın, birliğin ve beraberliğin idame ettirilmesi devamıdır. İşte bu ruhu tekrardan esnafımızla, sanatkarımızla, sizlerle yaşayacağımıza yürekten inanıyor. Sizler tertemiz alın ve akıl terinizle Türkiye ekonomisinin çarklarını döndürerek gelecek hedeflerimize ulaşmamız için çok büyük katkı sağlıyorsunuz. Geleceğin Türkiye'sinde acımasız, vicdanı olmayan bir kalkınma modelini kökten reddediyoruz. Refahın adil, vicdan terazisinde tartılmış şekilde dağıtılmasını öngören bir Türkiye için birlikte çalışacağız. 2023'e ahilik kültürlü,
yeniden hatırlayarak o kültüre, geleneğe daha sıkı sarılarak ilerleyeceğiz. Daha önemlisi de 80 milyonun birliğini, beraberliğini tesis ederek bu işleri başaracağız. Değerli kardeşlerim, şunu iyi bilin, siz Türkiye'siniz. Türkiye'nin fotoğrafısınız. Sizin umudunuz oldukça bilin ki Türkiye'nin umudu da aynı şekilde yeşerecektir. Rabbim umudumuzu, inancımızı eksiltmesin, hep arttırsın. Mevlam hepinize helal, bol, bereketli kazançlar nasip etsin. Allah sizleri, bütün milletimizi kazadan beladan korusun. Yolunuz, bahtınız daima açık olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun.